Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere 3. sınıf konularımızdan kesir kavramı ve birim kesir konusunu anlatmaya çalışacağım. Kesir ne demektir? Şöyle bir bütünü ya da bir çokluğu eşit miktarda, eşit olarak kesmek, bölmek, eşit parçalara ayırmak demektir. Ve bunu sayılarla, rakamlarla ifade etmek demektir. Nasıl? Tabii ki kesir olarak ifade etmek demektir. Çok konuşmadan konuyu anlatmaya başlayayım. Şimdi bir örnek vererek başlamak istiyorum. Ailemizde bir doğum günü vardı bizim. Hemen onun için bir pasta çiziyorum. Pasta aldık ve dikdörtgen şeklinde olan bu pastayı eşim e, mutfağa götürdü ve şu şekilde bıçakla eşit olarak kesti. Bakalım kaça kesmiş? Hemen şöyle ayırıyorum. Evet. Eşim pastayı 8'e ayırdı. O zaman ben şöyle yapıyorum. İlk önce kesir çizgimi çiziyorum. Ve alta payda dediğimiz kısma 8 parçaya kestiğini yazıyorum. Peki bu pastaların kaç parçası yendi? Hemen onları söyleyeyim size. Birinci parça, parçayı kızım için yani doğum günü kızımındı. Biz aile içinde kutlamak istedik. Kızım bu parçayı aldı. İkinci parçayı bana verdiler, ben aldım. Üçüncü parçayı abisi yani oğlum aldı. Bir parçayı köyden doğum günü için gelen anneannemiz vardı, kızımın anneannesi ona verdik. Bir parçayı da eşim kendisi aldı. Evet, kaç parça tüketildi, yendi bakalım. 1 2 3 4 5 parça yenildi. O zaman 5 parçayı da üste yazarız. 3 parça yenmedi, onlar kaldı. İşte bakın ben buradaki bütünü kesir olarak ifade ettim. Peki bu kesirlerin e, kesirlerdeki rakamların isimleri nelerdir? Aşağıdaki pastayı 8'e kestiğimiz kısma ve oraya yazdığımız kısmın adı payda diyoruz. Üstteki yediğimiz kısım ise pay oluyor. Aradaki çizgi ise kesir çizgisi diye adlandırıyoruz. Peki nasıl okuyoruz? Onu da yazalım. Onu da şöyle başka bir kalemle yazalım isterseniz. Şunla yazalım. Nasıl okuyoruz bu kesrimizi? 8'de 5 diye okuyabiliriz. Yani 8'de 5 ya da Gerçi bu okuma şeklini daha üst sınıflarda öğreneceksiniz. Ama ben şimdiden söyleyeyim. 5 bölü 8 diye okuyabiliriz. Bu şekilde de okuyabiliriz. Şimdi başka bir örnek daha çizerek sizlere anlatmaya çalışayım. Örneğin bir bütün yapalım yine. Evet. Bakalım bu bütünümüz kaça kesilecek. Ve biz bunu ay yanlış çizdim. Yani yamuk çizdim. Daha doğrusu düzeltmeye çalışıyorum. Bakalım kaça ayrılacak. Evet. Bu şekilde ayırıyoruz. Şöyle ayırayım ben bunu. Bakalım ne kadarı boyanmış. Onu da şöyle yapalım. Hemen. Evet, ne yapıyoruz? Ben bu bütünü kesir olarak ifade edeceğim. İlk önce bütünümüzü kaça kestiğimize bakıyoruz. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'a kesilmiş. Hemen payda kısmına 10 yazıyorum. Peki kaç parçası boyanmış? 3 parçası boyanmış. İşte kestim ortaya çıktı. 10'da 3 diye ortaya çıktı. Peki başka bir örnek daha yapalım. Bu kez şeklimiz böyle olsun. Evet. 4'e kesilmiş ve sadece bir parçası boyanmış. Ve biz bunu nasıl yazıyoruz? 4'te 1 diye yazıyoruz. 4'e kesildiğini alta payda kısmına yazıyoruz. Üste de bir parça yazıyoruz. Peki birim kesir nasıl oluyor sevgili çocuklar? Hemen üste dönüyorum. Birim kesir bakın üste doğum gününde herkesin yediği parçalar vardı. 5 kişi vardı bizim ailede o gün doğum günü için. Birim kesir çok kolay aslında. Sadece bir kişinin yediği pasta miktarına biz birim kesir diyoruz. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. Örneğin kızımın yediği parça 8'de 1 kısmı. Bakın 8'e bölünen pastanın bir parçasını yemişti. İşte buna biz birim kesir diyoruz. Hemen şuraya yazıyorum. Birim kesir. Bunun adı da birim kesir. Peki bu pastada kaç tane birim kesir var? Onu da bulalım. Bir tane kızım birim kesir yedi. Bir tane burada var. Onu da ben yemiştim. Bir tane burada var. Onu da abisi yemişti. Bir tane ananesi yedi. Bir tanesi de bir tane de annesi yemişti. Yani bu pastanın içinde, bu bütünün içinde tam 5 tane birim kesir var. Bakın 1 2 3 4 5. Peki kaç tane birim kesir olduğunu nereden anlayabiliriz? Çok basit. Üstteki paydaya bakın sevgili çocuklar. 8'de 5. Yani 5 kişi yemiş bu pastadan. O zaman burada 5 tane birim kesir var demektir. Bakın 1 2 3 4 5 tane birim kesir var. Son olarak öğretmeniniz size şöyle bir şey derse mesela şöyle bir şekil e, kesir verirse 9'da 2 kesrinin şekille gösterin derse ne yapmalısınız? İlk önce bir bütün çizmelisiniz ve bütünü eşit parçalara ayıracaksınız. Kaça ayıracaksınız? Nereden bileceksiniz? Alta bakacaksınız. 9 9 var. O zaman 9'a ayıracaksınız. Hemen ayırıyorum. 1 2 3 4 Bakın bütünü kapatmadım. Bilerek kapatmadım çünkü eşit parçaları yapacağım. 9'dan 9 tane olunca kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 oldu. Biraz daha gitmem lazım. Karelerimden faydalanıyorum. Kareler var defterimde. 7 Evet 8 ve son parçamız 9. Bakın 9'da 9 parçaya ayırdım. Peki kaç tanesini boyayacağım? İki tane boyayacağım. Hemen boyuyorum. Birinci parçayı boyadım. Ha, şurada şunu da hatırlatayım sevgili çocuklar. Bir parça boy buradan boyadık. İki tane boyayacağız ama hemen yanından boyayacağız öğretmenim. Başka yerden de boyamak istiyorum ben derseniz hiç fark etmez sevgili çocuklar. Çünkü parçalar eşit zaten. O zaman bir tane de uzaklardan bir yerden boyayalım. Şu parçayı boyayalım mesela. Bu şekilde de istediğiniz kısımdan boyayabilirsiniz. İlla yan yana olması, arka arkaya olması gerekmiyor. 2 tane boyayacağız. Fazla boyamayacağız. Tabii ki bir tane daha boyarsam olmaz. Kesrim yanlış olur o zaman. İşte bu şekilde 9'da 2 diye gösteriyoruz. Peki burada bir soru da sizlere geliyor. Buradaki kesrin içinde kaç tane birim kesir var acaba diye sorarsam. Evet kaç tane var hemen söylediniz muhtemelen. 2 tane var bakın. Bir kişinin yediği pasta burada bir tane de burada var. 2 tane birim kesrimiz var. İsterseniz onları da yazalım. Şurası 9'da 1. Bir. bir kişinin yediği. 9'da 1 de burada var. Bakın. iki tane birim kesir var. Kesrimizin tamamını gösterdiğimiz zaman 9'da 2 diye gösteriyoruz. O konuşunu da yazalım son olarak. 9'da 2 ya da 2 bölü 9 diye yazabilirsiniz. Şu ikinci okunuşu 3. sınıfta öğretmeniniz size göstermeyebilir. Çünkü bu 3. sınıfta aslında yok. 4. sınıfta karşınıza çıkacak veya 5. sınıfta. Siz ilk okunuşunu bilirseniz daha iyi olur. Ama bunu da yanında öğrenmiş oldunuz. Sizlere derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.